Ya ben bunu ilk gördüğümde dedim ki Coşkun Sabah herhalde şöyle demiştir kendi kendine. Ya o kadar beste yaptık, bu çalgının da hakkını verdik, bu enstrümanın hakkını verdik. Eh yani bir de şekline müdahale edelim, böyle de bir şey yapalım, bir katkımız olsun sanat tarihine falan diye bu düşün. Sahnede çok rahat. Mesela bizim eski tarzda biliyorsunuz Coşkun Sabah'ın şablon dendiği zaman klasikleşmiş. Ya tek yıllardır tek ayak üstünde şöyle çaldı kutu biliyorsunuz. Değil mi? Evet. Altta bir tabur, hatta ararlardı çekime 5 dakika kalı 3 dakika tabure yok falan böyle. Tabure ya yok. O şekilde olacak ve oturacağız. Şimdi burada şimdi de askısı var. Bu bunun. Şekilde ben gezerek bütün işlerimizi görüyoruz. Yani en büyük amfiteyatrolardan tutun, stadyumlardan tutun da büyük otellerin büyük balo salonları, yani izleyenlerle müşterilerle birebir yakın olma fırsatı, yani gezerek hem bu telsiz hem bu telsiz. Bunun bir de telsiz özelliği var. Yani telsiz rahatlığından. Hı. Esasında itiraf etmem gerekir ki bu tür stüdyolarda, yani televizyon olsa da albümde bizim klasik akustik kutu kullanıyoruz. Ama itiraf etmem gerekir ki bu tür televizyonlarda akustik kutu almamız gerekir. Yani bu sadece sahne için, sahnede gerçekten çok çok yani şimdi enteresan bu, mesela bir çekimde, bu programda bu çekimde akustik kutu olabilirdi. Yani daha olabilirdi. Ama... Yok değil mi udumuz fazla? Ama siz her ududa çalmazsınız. Çalmam, hayır olmaz. Evet. Hakan Bey, size de bir askı yapsak zor olur ama. Stadyumlarda falan. Hakan Bey, askı yapsak işporta askısı gibi olur. İşporta var ya, çocukluğumuzda cikler satarlardı. O da sıfır ama şey. Neydi bu? Piyano desen değil. Bilmem ne desen değil. Bu, nedir bu? Tabii bu elektronik bir cihaz. Keyboard deniyor müzisyenler arasında. Synthesizer olarak daha geniş anlamı var. Elektronik piyano da diyebilirsiniz. Bu bir ara Türkiye'nin gündeminde çok oturmuştu değil mi? 80'li yıllarda böyle bu cıstak cıstak meselesinden. Bu o mu? Hayır, sizi tabii sizi tenzih ediyorum. Siz değilsin. Oo, Coşkun Bey de gelmişler falan. Bu evet, suçlu alet biraz bu. Alet bu, evet, suçlu unsur alet bu, evet. Evet. Peki Coşkun Bey, ayakta kalmayın. Zaten gerektiğinde udunuz ona izin veriyor. Sizi alalım böyle. Evet. Bu panonun arkasında da biraz şey olsun, esrarengiz olsun, heyecan olsun falan diye. Sizin tanıklarınız var. Onları da davet edeceğiz. Ama Hakan Bey zaten burada. Diyarbakır, evet. İstanbul. Diyarbakır, İstanbul, evet. Önceki ut, şimdiki ut. Evet. Nereden başlayalım? İsterseniz çalıp söyleyerek başlayalım. Olabilir. Olur mu? Olabilir. Biz bu akşam öyle yalın bir şekilde, yani ufak makinemizle birlikte bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz, provamızda. Bu yok. Da Coşkun Sabah'ın udmetresi, yani taksimetre, evet, bu, gibi. Yani... Şimdi vaat ettiğimiz üzere bu Diyarbakır İstanbul, evet. 80 öncesi 80 sonrası ve eski ud yeni ud, evet, meselelerini konuşacağız. Evet. Fakat burada artık kendilerini tutmaktan vicdan azabı duyduğum konuklarımız var. Onların hepsini, evet, alalım. Hep birlikte sohbetimizi götürelim. Evet. Önce Taşkın Sabah'ı çağıralım. Evet. Coşkun Sabah'ın kardeşi. Hoş geldiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.